Phaselis Antik Kenti'ndeyiz. Phaselis Antik Kenti'ni gördünüz. Sote bir yere geldik. Biraz fırtına ve rüzgar var. Fakat kuytu bir yer bulduk. Ve hemen seansa başlamak istiyorum hızlı bir şekilde. Çünkü az da olsa turist popülasyonu var. Zayıf da olsa. Biz bayağı kuytuda bir yerdeyiz. Kolay kolay bulamazlar ama yine de elimizi hızlı tutalım istiyorum. Evet. Antik Kos'ta geri döndük. Antik Kos'ta Phaselis, Olympos, bunlar hep aklımızdaydı. Phaselis'i sıkıştırma kararı aldık. Çok da konuşmak istemiyorum. Kısa soru, uzun bekleyişler istiyorum. Bu arada şapkayı da şöyle koyayım kenara. Bunu da denizde bulmuştum. Güzel iş görüyor böyle havalarda diyorum. Bu neymiş? İşaretlemişler buraya. Her yer poşet, çöp. Gerçekten neyse giderken götürelim. Çok bakımlı bir nefret ediyorum yani. Çöp gördüğüm yer, böyle tarihi yerlerde çöp görünce çıldırıyorum yani. Gerçekten sinirlerim bozuluyor. Çöp görmek istemiyorum arkadaşlar. Evet. Bildik tamamı için değil galiba. Evet, bunu bir gördüğün gibi suyla alakalı bir kemer bu. Gördün mü? Çöpten düştüm. Ha. Okey, ben diyorum nereden geldi ses? Zaten nasıl bir enerjimiz mevcutsa bu tarz yerlerde hemen selam veriyorlar. Diyalog hızlı bir şekilde oluyor. Alt sesler var mı bilmiyorum. Her seansta hemen hemen, her seansta olmasa da %70'inde alt sesler var. %60'ında var ortalama. Gayet güzel bir ortalama bu. Bilemeyiz, belki ruhlar aleminde de tanınıyoruzdur. Böyle düşünen birçok arkadaşımız yazmış. Sanırım en fikir olmaya başladım. Enerjiyle alakalı. Çünkü pişiyorsunuz. Bir enerji, bir skala oluyor frekansınızda. O skalayı hep yakalıyorsunuz. Yani ister istemez daha girerken o yakalıyor sizi. Siz de ona cevap veriyorsunuz. Histerik olarak böyle tarif edelim. Evet, çömeldik çünkü boyumdan boydan çıkmayabilir ama ilerleyen dakikalarda ayağa kalkacağım, sürekli böyle duramam. Phaselis Antik Kenti'nin hikayesini dinlemeye geldik. Bakalım neler çıkacak seanslar. Hazır mısın? Mekan stratejiyle başlayalım. EVP yapmayacağım çünkü çok rüzgar var. Gerçi burası almıyor ama yine de. Var ya, zayıf da olsa var. Ruhlar aleminden bizi gören ya da duyan birileri var mı? Telefonu o tarafa çevir, bağlamak için hem yakın olursun. Bağlandın mı? Ses bombasına bağlanmaya çalışıyor da duyun diye, hem biz de duyarız. Frekans tarayıcıyla iletişime başlıyoruz. Bu arada telefondan etkileniyor olabilir çünkü mesafe yakın. Berra konuştum, karşıya koysan daha tatlı olur aslında uzağa. Nasıl olsa ondan görüntü almıyoruz. Uzağa koyabiliriz. Evet evet, yaşa. Şu an telefonla herhangi bir bağı kalmadı. Sıfır etkileşim. Göreceğiz bakalım frekanslarla bir oynama olacak mı? Bu arada diğer cihazlara burada görüntü almıyor olabilir. Yayıldık biz buraya ekipmanla. Ruhlar aleminden bizi gören ya da duyan birileri var mı? Phaselis Antik Kenti ile ilgili bilgi almak istiyoruz. Buranın hikayesini öğrenmek istiyoruz. Duydun mu? Aynen. Gomor. Pozitif geldik. Sadece soru cevap şeklinde bilgi almak istiyoruz. Amacımız sizi rahatsız etmek ya da korkutmak değil. Bizler de korkmuyoruz. Sizler de korkmuyorsunuz umarım. Şey. Sadece Phaselis Antik Kenti'nin sağlam olduğu, aktif olduğu yıllarda 2000 yıl önce, 1500 yıl önce, 3000 yıl önce neyse
buranın hikayesini, önemli hikayelerini öğrenmek istiyorum. Bana az önce cevap veren ruhlar aleminden kimsin sen? Bana bana ismini söyle, kimsin sen? Kim? İsim ver. Ver. Etkileniyor olabilir çünkü mesafe yakın. Şuraya konuşayım karşı. Bana ismini söyle, kimsin sen? İsim mi verdin? Oyun. O zaman bir daha aç, ben yaklaşayım ben de. Aç. Etkileniyor olabilir çünkü mesafe tamam, yakın. Şuraya... İsim, bana ismini söyle, kimsin sen? Aim. Aim. Bana ismini söyle, kimsin sen? Aim. Evet. İsim mi verdin? Ver. İsmi Aim. Ne? Aim, sen bizim ismimizi biliyorsun. Aim, sen bu topraklarda mı yaşadın? Yaman. Giriş yapmam lazım, hızlı hızlı konuya odaklanmam lazım diye yol alıyorum. Birkaç önemli şey duydum ama. Ayım, sen kaç yıl önce yaşadın bu topraklarda? Şu an burada mısın? Benimle misin? Sesimi alıyor musun? Beni anlayabiliyor musun? Al ses var. Ayım, kaç yaşındasın?
Ne var? Evet evet, sürekli bir konuşma sesi var. Ayın bana ismini söyle. Burası su kemeri miydi? Su yolunda mı duruyoruz şu an? Konuşma bak. Kadın sesi gibi. İnce. Duyuyor musun? Erkek değil. Ayım, sen bir kadın mısın? Jamás. Hala hayatta mısın bilmiyorum. Eğer hayattaysan geçmişten birisiyle konuşuyoruz. Pardon, gelecek. Sen benim için geçmişsin. Ben senin için geleceğim. Beni net duyuyor musun? Rüzgar durdu. Ayım, beni şu an duyuyor musun? Peki dedi. Eylemde hareketlilik var. Çok net. Charles'taki gibi. Sesini açacağım. Ayım, şu an bizi görebiliyor musun? Şu an evet, şu an. Ah, yanmadı. Bunu patlattı. Yanmadı. Evet, şu an görebiliyor musun? Aslında. Görüyorum bunu. Şu an uyanık mısın, uyuyor musun? Beni zihninde mi duyuyorsun? Alt sesler. Eylemli de hareket. Ayım, bir ailen var mı? Baktadın. Seni tanımak istiyorum. Bir ailen var mı ayım?
kimse yok. Olamaz. Çünkü kuytudayız ve uzaktayız antik kentten. Yani son parçacıklarındayız yani. Fasilis hakkında bilgi almak istiyorum. Burada boya üretiliyor muydu? Veya balıkçılık mı yapıyordunuz? Yaşam alanı. Yaşam alanı mıydı? Konuşuyorum. Fasilis hiç savaş gördü mü senin zamanında? Merak mısın? Ve o savaşta sen öldün mü? Öldürüldün mü? Ayım. Kimler saldırdı senin zamanında? Eyem, duydun mu? Çık. Sen de duydun mu? Kapı çalması gibi. Oh. Roma Savaşı mı? Pers Akını mı? Vay. Olabilir mi? Video sonuna yaklaştım. Ayım, senin görevin neydi? Ünvanın neydi? AM'den Engin dedi sanki. AM'den. Ya real duydum alt ses. Ama hafif senkronizasyon bir şekilde zararsız bir zıtlı bozukluğu da oldu. Engin derken. Rüzgar yok ki şu an kesildi. Ya buraya evet evet. Bayağı bir sersemdi. Şu an dinginlik var ama bizim kafalar hala sallanıyor yani. Sağlam çapladı. Fırtına demek daha doğru. Ayım, hala beni duyabiliyor musun? Kendimiz. Sana amen. Nasıl hitap ederlerdi? Bir ünvanın var mı? Başkaların. Maga. Pardon. Maga. Bize burada bir şeyler gösterebilir misin? Kendini gösterebilir misin? Seni görebilir miyim? Işıkların yandığını bile göremiyorum. Bazen gülüş yapıyor. Hareketlik varsa siz görüyorsunuz. Ben görüyorum.
comienzan. Ruhlar aleminden beni gören ya da duyan. Hayır. Yanında birileri var mı? Varsa kimler var? Sen artık bir bunu biliyorsun değil mi? Sen artık yaşamıyorsun, hayır. Sadece bir enerjiden ibaretsin. Senin için büyük fırsat. Bize Fasilis'in hikayesini anlat ya da kendi hikayeni anlat. Bizlerin bilmesini istediğimiz bir şey var mı? Bilmemizi istediğin bir şey var mı? Ayım. Gidin gibi. Kardeşlerinle. Un magnífico. Ayım, sen mi yakındasın? Bana yaklaşabilir misin? Yanıma gel. Beni etmez misin? Bana yaklaş ve kendini göster. Şey bizlere nasip et.
Kitaplar bit. Bana dokunabilir misin? Size bir ak. Aa, onun şey dedi, ot falan dedi zannettim ama yok burada ot. Yani değecek mesafede bir dal parçası bir şey yok. Şöyle bir şey, şöyle bir 2-3 kere elledi böyle. Yani bir rüzgardan böyle dal gelir, değer ya onun gibi. Çok net yani. Kulağıma dokunan sen miydin? Nasıl ya? Daha fazlasını yapabilir misin? Yolda. Yolda. Almaz. Banka hesap. Hello. Sana aç. Bence su yolu falan değil. Bu bir yapının kapısı. Üstü devam ediyor buradan bakın. Yapı. Duydum. Bu yapı neydi? Kayıtta mı? Evet, evet. Bu yapı hangi amaçla kullanılıyordu? Arkaya mı bakacaksın? Evet. Düşme de. Bunun üstü düz mü? Düz. Değil ama bu bir kapı. Kapı ve oda var, evet, sağ tarafta. Bu yapı neydi? Ne işe yarıyordu? Özel mülk mü? Çalışanlara ait bir yapı mı? İndir. Oo, oradan sesi var. Kapıyı çalan sen misin? Yol. Bize bulunduğun ortamı mı dinletiyorsun? Kanka. Birileri mi geldi, sen bir yere mi gidiyorsun? Ziyaret. Ziyareti. Kabul ediyorum, gelebilirsin. Bu ziyareti. Tamam, aldık. Birden hızlanabiliyorlar biliyorsunuz. Kapıyı çalan sen misin? O kapı sesi bu yapının kapısı mı? Bu evin kapısı mı? Sen burada mı yaşıyordun? Dalda kara gittiği gördün mü? Gördüm, ne anladın? Biri indi oradan şu an. Tüylerim diken diken oldu şu an. Berrak, gördün mü? Tüylerim diken diken oldu şu an.
Berrak, gördün mü? Tüylerim diken diken oldu şu an. Berrak, gördün mü? Tüylerim diken diken oldu şu an. Berrak, gördün mü? Evet, ben orada kımıldamıyor, kuyucuda bir... Ben orada oturamadım, çok sert rahatsız oldum. Şöyle şöyle vurdu, bıraktı. Engel. Şu an sallanıyor. O tarafta bir şey benim var, çok rahatsız ediyor insanı. Orası mı? Evet. O çukura dikkat et, düşme bak, orası çukur. Engel dedi, sanki. Ben çok rahatsız oldum orada. Altında bir mezar mı var? Yanıma gel. Ve bana dokun. Kendini bize göster. Ne yapabiliyorsan şu an fırsat senin için. Her zaman iletişim kurmuyorsun insanlarla. Bana hikayeni anlat. Nasıl öldün? Birisi mi öldürdü seni? Ekonomik. Alat. Nasıl öldün? Yaşlandığın için mi? Hasta mıydın? Afet. He? Ya da sen misin? Ne dedi? Afet mi dedi? Sen bu bölgede misin sürekli? Haps mı oldun buraya? Hadi. Yeni bir bedene ihtiyaç duyuyor musun? İnsan bedeninde olmak ister misin? Konuşmalar çok net, alt ses. Çok net alt ses konuşmalar duydum. Konuşan sen miydin? Bak, duydun mu? Beni orada çok rahatsız ettiler. Çok net. Ayım sen misin bu konuşan? Yani burada da çok rahat değilim ama orada çok rahatsızım. O kadar net alt sesler var ki benim gözüm. Evet. Arkana baksana. Evet. Mezar da uğradı. O da mı evet dedi? Galiba. Duydum ama görsel bir şey yok. Duydum yine. Çok fiziki sesler duyuyoruz. Yani biri taş yuvarlıyor, biri taşa vuruyor, ağaca vuruyor. Hani fırtınayla alakalı bir ses değil. Hani sallanma, rüzgar, uğultu, dalların çıtırdaması, gövdelerin çıtırdaması falan değil. Eyende hareketlilik var. Tekrar bir beden bulacak mısın?
Zamanını mı bekliyorsun? Sesam. Sen beni tanıyorsun, ismimi biliyorsun. Bana sen söyle, sen kimsin? Bana adını söyle. Bana güvenebilirsin. Pozitif geldim. Sana yardımcı olmak istiyorum. Senin ismin ne? Yeni bir. Nayo. Perché? Nayo mu? Nayo mu? Nayo. Nayo anladım. Kaç yaşındasın? Sonlandıralım. Diken üstündeyiz. Turist falan gelir diye zaten. Yo, ben baktım. Ben kendime veremedim pek ha. Etrafımızda hiç kimse yok. Biliyorum ama yok. Ama bu kadar çok ses nasıl çıktı bilmiyorum. Yüzüm çıkmıyor olabilir. Şöyle eğileyim. Ben bak. Biraz gidelim. Gidin mi? Durdun mu? Çok anomali sesler duyuyoruz. Çok ama. Rüzgar kesti. Özel. Rüzgar yok. İnsanları korkutuyor musun? Buraya gelenleri. Evet dedi sanki. Hayır mı dedi? Hayır mı dedi? Evet dedi. Bilmiyorum. Todos de. Seninle daha önce iletişime geçen oldu mu? Benim gibi konuşan oldu mu daha önce? Yoksa bir ilk mi? Duydun mu? Kalbi. Biri sanki ağaçlara vuruyor. Ağaçlara vuran kim? Sen misin? Başıma çok kötü ağrı girdi. Evet, sol tarafım. Şurası. Çok düşürdüm. Üşüme değildi ama bu ağrı girdi. Öyle böyle değil ama. Bıçak saplanmış gibi oldu. Şu an geçti biraz. Evet. Söylediğimde çok yüksek sebebiydi. Geldi gitti. Hala konuşmalar duyuyorum.
konuşacağız, sadece dinleyeceğiz. Görebilir miyim? Şu an? Şu an evet. Şu an gidin diyor. Gitmeyeceğim. Neden mi? Çünkü Pasiris hakkında bilgi almak istiyorum. Bu kentle ilgili. Bana 2000 yıl önce ortam sesi verebilir misin? İnsanların seslerini, Likyalıların seslerini. Pazar yeri. Birkaç saniye. Alfa. Kızmaya başladı sanki. Gidin dedi, sen. Verdi ama. Hadi ama. Ortam sesi o muydu? Bir daha verir misin? Rica ediyorum. Birkaç saniyede ortam sesi ver bana. Likyalı insanların Likyaca konuşurken seslerini duymak istiyorum. Beni o zamana götür. O sesleri dinle. Vücudumda şu an canımı yakan sen misin? Neresi olduğunu söyleyemem. Çok anormal bir yer. İmkansız. Canımı yakan sen misin? Canımı yakan sen misin dedim. Azaldı abi. Şaka gibi yani. Gülüyorum ama. Yani anlamışsınız herhalde. Değişik bir yer. Resmen canım yandı ya. Yani. Ben orada oturamadım. Evet. Titreme geldi. Üşüdüm. Yer değiştirmem. Yer değiştirmem hoşuna gider mi? Karşıya geçeyim mi? Burada ne var? Mezar mı var? Senin mezarın mı? Rahatsız etmeye gelmedik. Söyle. Cevap yok. Galiba. Sonlandıralım. Ben biraz tırsım. Ben biraz sızdım, evet. Yani senden aslında korkmadım ama inatlaşmak da istemiyorum. Seni rahatsız etmek istemiyorum. Sana saygı duyuyorum. Ama şunu bil. Senden korkmuyorum. Beni korkutamazsın. Bacağımı acıtan sen miydin? Orada çok uzun süre durma, şaka yapmıyorum. Sinemato. Bacağıma ne yaptın? Birden kas çekti sanki şurada. Belki kotlar gözükmüştür.
Of. Konuşma bak. Bu konuşmalar sana mı ait? Kulağıma gelen fısıldamalar. Vallahi ciddiyim. Kapatıyorum. Çok genel taşma. Gözüm yok. Gidiyorum. Mutlu musun? Kalbiye. Sırsın seni birden burada görünce. Sen buradaydın, arkamdaydın ya. Buradan niye gelmedin? Ben oradan geçmem artık. Yani beynim buradan bekliyor seni. Arkamdaydın. Buradan görünce dedim bu sefer oldu. Bu sefer gördük dedim yani. Nasıl orasının enerjisi? Genel olarak burası kötü ama. Şurası nasıl? Orada bir şeyler var orada yani. Onları rahatsız eden bir şeyler var. Onları mı, seni mi rahatsız eden bir şeyler? Ya beni rahatsız eden çok bir şey oldu. Beni de rahatsız eden çok bir şey oldu. Ya üst üste tesadüf olamaz. Ben kaçtım, duramadım abi. Yani ilk defa kesinlikle ruhani varlıklar tarafından canımın acıdığını hissettim yani. Böyle arı kovanına çomak sokmuş gibi hissettim kendimi. Evet, kesinlikle öyle. Ve bak, frekans derece hala açık ama tepki yok. Çünkü sen durduruyorsun. Diyor kendin mi? Frekansını mı durduruyorsun? Diyorum dedim. Gidiyorum. Şu an sonlandırdım. Bakalım analizde neler çıkacak, neler duyacağız. Hala çatır kıvır. Açar mısın çantayı? Duyuyor musun? Hala büyük bir çatır. Evet evet yani. Rüzgar çatırtısından bahsediyor. Enteresan. Yürüyüş sesi gibi ama kimse yok. Ben de çıkmadım. Acaba insanlar bizi mi izliyorlar? Ya ortamı bir göstereyim size çok az. Alır mısın tripodu? Bakın şöyle çok kısa. Duydun mu sesi? Duydum. Biz burada aşağıdaydık. Hatta şöyle kaldırayım. 2 metre yukarıdan açıyla görüyorsunuz. Kimse yok yanımızda. Olamaz zaten. İnsan aktivitesi yok. Sıfır. Bir tek biz varız. Yabandayız yani. Şöyle antik şehrin içine doğru gideceğiz şimdi. İnsanlar tek tük. Hani bir saatte 2 kişi bu havada belki ya geçiyor ya geçmiyor. Onlar da böyle ana koridorda gidip aşağıdaki antik yerleri geziyorlar. Ya da bu tarafa gidiyorlar. Yukarıya, tiyatroya. Bu bölge ölü bölge. Burada kimse yok. Hiç kimse yok.